artık şu kapıyı açın. Kim bu münasebetsiz sabahın köyünde ya? Terbiyesiz ya. Saatin kaç olduğundan haberi yok herhalde. Üst üste zile basıyor. Ooo pasam, sonunda açabildiğiniz kapıyı. Uyu, senin sabahın köyünde ne işin var ya burada? King, bugün cumartesi, hatırlatayım sana. Cumartesi miydi ya bugün? Of King ya, alsın artık suna. Ben cumartesi günü sabah erkenden geleceğim bu eve. Bir daha da beni kapıda bekletmeyin ha. Valizimi de al şimdi. Arkadaş, evcil hayvandan emin alıyorum ya saatin köyünde. Neyse. King, hele sen bir daha beni bu kadar beklet kapıda. Eve sana usan tekme atayak yiyeyim ha. Ya vayo, sen de o zaman bu kadar erken gelme ya. Allah Allah. Kasta gelseydim King, akşam mı gelseydim? Zaten bir hafta sonu görüyorum çocuklara. Beraber fazla vakit geçirelim diye erken geliyorum. Of tamam oyo, tamam geç içeri, uyuyorlar şu an, bekleyeceksin mecbur. Ulan King, hani uyuyordu bu çocuklar? Mili, siz ne ay uyandınız ya? Ay sabah oldu uyandık King. Arayacığım hoş geldin canım. Hoş bulduk Mili. Araya hoş geldin. İyi ki geldin. Akşamdan beri senin gelmeni bekliyorduk. Üf, bu saatte uyanılır mı arkadaş? Ben gidiyorum, yatayım ya. Oyo, biliyor musun? Bizim evimiz yenilenecek bugün. Ney? Ev mi yenilenecek? Mili, kayıcım, benim bundan neden haberim yok? Ben sana söylememiş miyim kocacım, gel şöyle. Ben evi yenileteceğim de King'cim, hani biraz böyle üst katlarda falan değişiklik yapalım diyorum, çocukların odasında falan. Bayağı güzel olacak galiba ama sana söylemeyi de unutmuşum King ya. Mili, dalga mı geçiyorsun ya sen benimle? Yok kocacığım, ben seninle niye dalga geçeyim? Dalga falan geçmiyorum. Bugün öğlen ustalar gelecek evin düzenlenme planını yapmak için. Ha bir de ustalayı da çağırdın yani. Kimi çağıracaktım King? Ustalar tatile eder evi. Mili, daha geçen ay tatile gittik. Bir sürü para harcadık. Nereden çıktı bu ev yaptırmayız? Masraf çıkarma. Ay King, masraf çıkıyor diye evi düzenlemeyelim mi? Kocacığım ev çok kötü ya. Ya neyse kötü, mis gibi ev işte, otur yat. Allah Allah. King, bana ne, ben çağırdım ustaları. Ayrıca ne tatili be, tatile falan da gitmedik. Gittik hemen geri geldik. Ona tatil mi denir? Milicim, hani ben ustanın payasını, kalacağımız evin payasını falan peşin ödemiştim ya ben. Of tamam King ya, sen ödeme, ben öderim. Bak Mili, biz evliyiz. Senin paran benim param mı var? İkimizin de parası var. Ortak. Öf. Ortak paraysa ödeyeceğiz King valla. Hiç de kusura bakma. Gelecek bugün ustalar. Gelin çocuklar, hadi kahvaltı yapalım da bir an önce ustalar gelmeden evi toparlayayım ben biraz. Of. Of Mili, of. Yine masraf, yine masraf. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bu King ne yapsın? Çocuklara oyuncak mı alsın? Köpeklere mama mı alsın? Evi mi tadilat ettiysin ya? Baba aşk olsun ya sen de. Ayda yılda bir oyuncak istiyoruz zaten, onu laf mı ediyorsun? Hadi lan oydan eşek sıpası. Her gün oyuncak alıyorum ben size. Baba aşk olsun ya. Bir oyuncak istiyoruz. Başka ne istiyoruz senden? Tablet, telefon, oyun konsolu, daha sayayım mı? Ay çocuklar, babanızla lütfen bu konuda tartışmayın. O şu an yeni uyandığı için bence düzgün düşünemiyor. Evimizin bir tadilata ihtiyacı var ve tadile ettireceğiz. Gelin içeri geçelim, kahvaltınızı hazırlayayım. Çocuklar yemeklerinizi biraz hızlı yiyin. Ustalar gelecek, sofrayı çabuk kaldıralım. Tamam anne. Tamam anne. Anne, benim odamı da yaptıracağız değil mi? Evet kızım, üst katı full yaptıracağız.
Kayıcım, üst katın neyi var söyler misin? Baba, benim odam çok kötü. Nikolas'ın odası da çok kötü. Hem bir tane boş oda var. Oraya da bir şey yaptırmamız gerekiyor. Hem bizim terastaki oyun alanımızı da yenilememiz gerekiyor. O yüzden. Ya uyuzat çıkarmayın ya. Uyuzat çıkarmayın. Bunlar sizin için kolay ama benim için acı acı parasını ödeyeceğim hepsinin. Ya baba, sen bizim için para ödemeyeceksen kimin için para ödeyeceksin? Ah, aferin oğlum, konuş oğlum, konuş. Parayı evimiz için ödemeyeceksek ne için ödeyeceğiz King? Yav Milicem, para harcamayalım demiyorum. Şu an evimizin tadilata ihtiyacı yok diyorum. Ben de sana var diyorum King. Ben de sana yeni tatilden geldik, yeni bir suyu para harcadık diyorum. King Bey, bir de olumlu tarafından bakın. Artık eviniz daha güzel olacak. Mili Hanım'ın estetik anlayışına güvenmelisiniz bence. O daha güzel yapacağım diyorsa daha güzel yapacaktır. Hım, o ne lan? Aferin Civciv, aferin, konuş. Duyuyor musun Mili? Ay duyuyorum King, ustalar geldi. Bunlar benim giden paracıklarımın sesi. Öf Mili öf, icat çıkarıyorsun ya, icat çıkarıyorsun. Ay sus. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk bacım. Biz Hus mağazasından geliyoruz. Tokalife King'in evi mi? Yok yok, Tokalife King'in evi falan değil burası. He, nasıl ya? Oğlum biz yanlış mı geldik? Vallahi doğru geldik ustam. Tokalife King'in evi sizin navigasyondan böyle gösteriyor. Evet evet, yanlış gelmişsiniz. Hadi gidin geldiğiniz yöne. Ya King ne yapıyorsun? Olmaz Mili, açamazsın kapıyı. Mili kayıcım bak, bırak gitsinler, ben o parayı ödemem. Ya yürü git. Doğru geldiniz, doğru geldiniz. Burası Tokalife King'in evi. Biz evimizi yaptırmak için sizi çağırmıştık. Buyurun geçin içeri. Bacım madem öyle, içerideki beyefendi niye bize öyle bir şey? Ya siz onu boş verin ya, siz boş verin, geçin içeri. Çıkın evimden. Aa ustam, ev de büyükmüş ha. Zengindir bunlar ustam. Bunlara bir şeylerin fiyatını fazla söyleyelim. Aferin lan ustam, iyi akıl ettin bunu. Akıl ederim tabii ustam. Ne konuşuyorsunuz fısır fısır, yoksa fiyatları mı arttıracaksınız? Yok beyefendi, bizde öyle şey olmaz. Biz bu evi nasıl güzel yaparız diye konuşuyorduk. Değil mi lan Musto? Evet ustam evet. Siz hiç merak etmeyin hanımefendi. Biz bu evi çok güzel yaparız. Neresi yapılacaktı şimdi bu evin? Hiçbir yer. Hadi yallah dur. King bir susar mısın? King'cim ne diyorsun? Sus. Üst kat yapılacaktı. Gelin isterseniz üst kata çıkalım. Ben size yapılacak yerleri göstereyim. Oo, üst katı da mı varmış bu evin? Tabii ablam, tabii çıkalım üst kata. Gelin buyurun, ben size göstereyim. Çıkalım. Oo ustam, evlerinde asansör var. Bunlara çok yazalım fiyatları. Nikolas, ustalar gelmiş. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk küçük hanımefendi. Benim odamı da yapacaksınız değil mi? Benim odamı da yapacak mısınız? Tabii ki de canım, tabii ki de. Siz isteyin, sizin odalarınızı baştan yaratırız biz. Ya çok teşekkür ederiz. Anne ilk bizim odalarımızı gösterelim mi? Anneciğim zaten şimdi üst kata çıkıyorduk biz. Buyurun beyefendi, ben sizi üst kata alayım. Tabii ablam, çıkalım hemen. Oley oley. Tabii sizin için hava olsun. Siz parayı ödemeyeceksiniz sonuçta. Babacığım siz 2 dakika geçin, suyda oturun, biz ustalara anlatalım. Baba benim odamıza yapacaklar değil mi? Ya yapacaklar oğlum, yapacaklar. Duyun suyda 2 dakika. Hah evet, göstermeli neyi yapacaklar? Ben de çünkü çok merak ediyorum onlarla. Bu evin neresini tadilat ettirmemiz gerekiyor? Ben şimdi sana da ustaları da göstereceğim kocacığım. Gelin bakalım. Beyefendi öncelikle ben şuraya bir tablo yaptırmak istiyorum. Ve aydınlatma ekletmek istiyorum. Bir de şu üstte bir tane güvenlik kamerası ekletmek istiyorum. Daha güvenli olsun diye. Çünkü sonuçta asansör girişi olduğu için güvenlik kamerası uygun olur diye düşündüm. Bir de yerdeki fayansları değiştirmek istiyorum. 20 bin lira. Ney? Kocacığım güvenlik kamerası tabii 20 bin lira olacak. Ondan sonra gelin bakalım şöyle beyefendiler. Ondan sonra buradaki fayansları değiştirmek istiyorum. 5000 TL.
Bu açık renk bir fayans istemiyorum. Buraya daha böyle koyu renkte bir fayans yapacağız. Çünkü çocuklar çok kirletiyor. 10.000 TL. Buraya da bir salıncak yaptırmak istiyoruz. Bile orada salıncak yok muydu zaten? King çocuklar kırdı ya. Unuttun mu? O da 1000 TL. Ondan sonra buraya bazı spor aletleri koydurmak istiyorum. Spor yapmak için. King güzel olur değil mi? Hayatım gelsene buraya. Ondan sonra buraya birkaç tane spor aleti koydurmak istiyorum. Bir de şuraya spor eşyalarımızı koydurmak için bir kapaklı sandık gibi bir şey yaptırmak istiyorum. Hani ayarlıkları falan koyalım diye. Sonuçta havuza girmiyoruz. Havuzun önüne öyle şeyler koyabiliriz. 3000 TL. Ay, bu adam niye her şeyin fiyatını söylüyor ya? Para gözde o yüzden. Neyse ilerleyelim. İlk öncelikle ben buradaki çekmeceliği kaldırıp buraya bir masa yaptırmak 5000 TL. istiyorum. Daha sonra bu aynanın yanına iki tane aydınlatma ekletmek istiyorum. Daha sonra duvar kağıtlarını 2000 TL. Ay beyefendi bir durun. Söyleyeceğimi söylemeden fiyatını söylüyorsunuz. Ben anlıyorum. Anlıyormuş. Ağzının ortasına söyle. Bir tane çakacağım görecek ha. Kocacığım sakin ol. Ne sakin olayım Mil ya? Bu adamlar para koparmanın peşinde. King sus bağırma ya. Beni o kadar enayi sandınız değil mi? King. Ablam bu kocan ne diyor ya? Allah Allah, neyse. Ablam biz sana buraya çok güzel bir makyaj masası yaparız. Bu aynanın yanına da iki tane güzel ışıklandırma atarız. Mah cillop gibi olur vallahi ablam. 10.000 TL. Oğlum bir sussana Musti, ne diyorsun? Böyle iki tane aydınlatma atarız. Cillop gibi olur vallahi ablam, sen buraya hiç merak etme. Ay çok teşekkür ederim vallahi. Milli adamlar tüm payamızı soracak, sen teşekkür ediyorsun. King usta onlar usta. Neyse gelin bakalım. Şimdi buradaki bu asma rafı kaldırmak istiyoruz buradan. Yerine böyle beyaz raf yaptırmak 10.000 TL. istiyoruz. Daha sonra buradaki kasayı kaldırmak istiyoruz. 1000 TL. Tabii ablam tabii. Kasaya bak lan, ne kadar paraları var bunların. Kasanın büyüklüğüne bak. Görüyorum usta, görüyorum. İstersen biraz daha yüksek söyleyeyim fiyatları. Yüksek söyle Musti, yüksek söyle. Evet hanımefendi, başka ne olacaktı? Ondan sonra buradaki asmalı şeyi kaldırtmak istiyorum. Ben yerine ışık yaptıracağım. 100.000 TL. Ne? Bakın siz bizi kazıklamaya mı çalışıyorsunuz şu an? Ne alakası var beyefendi ya? Fazla mı dedin ya? Musti oğlum, vur dedik öldürdün lan. 100.000 TL ne, azıcık insaflı ol. Ustam sen öyle kasa büyük müyük deyince ben de büyük fiyat söyleyeyim dedim. Oğlum o kadar da büyük fiyat söyleme lan. Ne dediniz? 100.000 TL mi dediniz? Duyamadık biz. Yok 5.000 TL. Bilader bir tane ip koparacaksın tavan. İp koparacaksın tavandan. Nasıl 5.000 TL? Ha doğru değil mi ya? Ustam o zaman bizim dolandığım için mahvoldu. Usta gerizekalı, ne diyorsun sana ya, dolandırması. Siz onun kusuruna bakmayın. O birazcık ayarları şaşıyor bazen. 500 TL ya, burası 500 TL. Pekala madem öyleyse. O zaman yatak odasında yapılacak şeyler bu kadardı. Çocukların odasına geçelim. Geçelim biraz da orada dolandıralım sizi. Evet, burası benim küçük oğlum Nicholas'ın odası. Nicholas'cığım nasıl bir şey istiyorsun, anlat bakalım ustalara. Hemen anlatıyorum usta. Ben buraya bir tane böyle bilgisayar masası istiyorum. Bilgisayar yapacağım çünkü çok güzel bir tane. Güzel bir tane olsun, 1000 TL. Buraya da bir tane bunu değiştirmek istiyorum, 2000 TL. Pano falan açmak istiyorum buralara, 1000 TL. Ya abi... Lader bir sus, çocuk ne yaptırmak istiyorsa söylesin, ondan sonra söylersin fiyatları. Ondan sonra parkimi belki değiştireyim. 1000 TL. Yalnız küçük ufaklık haberin olsun, buraya bu öyle bir tane masa yaptırırsak bu dolap burada kalamaz ha, haberin olsun. Yani çok yer kaplıyor. Ama çocuk oyuncaklarını nereye koyacak? Ne yapalım hanımefendi, odayı mı genişletelim? Genişletsen usta değil misin? Oda genişlettiğime 100.000 TL. Ya anne, ne zaman benim odama gelecek ustalar? Anneciğim bir dakika, şu an Nicholas'ın odasında daha tam anlaşamadık. Şimdi küçük ufaklık vallahi bu dolap buraya sığmaz. Ben sana söyleyeyim, ya bilgisayar masası ya da buraya daha küçük bir dolap yapacağız. Haberin olsun küçük ufaklık. Birincisi
Ben küçük değilim, büyük abiyim. Bana büyük abi diye hitap edeceksin. İkincisi de tamam o zaman dolabı kaldı. Heh tamam artık, şu nikilişin ödesi bittiyse benim odama gelebilir misiniz artık ya? Anneciğim daha dur, şu karşıdaki küçük oda var. Orada bitsin, senin odana geleceğiz. Sen biraz daha git odana, nereye yaptıracaksın falan onu düşün, tamam mı anneciğim? Tamam ya, gel oyayı. Ablam bu evde bu çocuğun odası toplam 30.000 TL tuttu, haberiniz olsun. Bilgisayar masası getirecekler alt üstü, 30.000 TL dediler ya. Neyse yan odaya geçelim o zaman. Hesabı sonda bir pazarlık falan yaparız biz Kingciğim, merak etme. Oo ablam bu evde ayı mı var la, bu ne büyük pençe böyle. Kim pençelemiş bu duvarı böyle? O bizim köpeğimiz yaptı da onu oraya. Oo ustam oraya bak be, ayı gibi pençesi varmış. Bizi de pençelemesin bu oraya. Da bu oraya ismi bana bir yerden tanıdık geliyor ya. Bana da bir yerden tanıdık geliyor ya. King, açıkçası ben bu odayı ne yaptıracağımıza hala daha karar vermedim ya. Burası boş bir oda ama ne yaptıracağımızı takipçilerimize mi sorsak King? Lan Musto, takipçi mi dedi? Ustam yoksa bunlar YouTube'daki King Family mi? Olabilir mi lan? Oğlum öyleyse yaşadık lan. Çok para verir bize bunlar. Oğlum Musto bak, bir sonraki odada fiyatları daha fazla söyle, tamam mı? Tamam ustam, ben fazla söyleyeceğim, merak etme. Neyi fazla söyleyeceksiniz? Yani şeyi fazla malzemeyi fazla kullanacağız hanımefendi. Evinizde kaliteli olsun diye böyle malzemeyi fazla kullanacağız diyoruz. He iyi tamam o zaman. Bu arada biz bu odayı ne yaptıracağımıza karar vermedik. YouTube'daki takipçilerimize soracağız. Oradan anket açacağız. Karar verince size mesaj atarız. Tabii ablam tabii, siz sorun takipçilerinize. Takipçilerinize bu evi bizim yaptığımızı söyleyin. Bizden ev yaptırsınlar, tamam mı ablam? Oradan da bir para kırarız. He vallahi ustam iyi akıl ettin. Oradan da güzel bir para kırarız. Neyse o zaman küçük kızımın odasına geçelim. Oo küçük hanım, odanız da ne güzelmiş. Evet güzel ama şimdi daha güzel yapmak istiyorum ben odamı. Kızım anlat bakalım, nasıl yapmak istiyorsun odanı? Şimdi ilk öncelikle şuradaki yafları kaldırıp buraya bir makyaj masası yaptırmak istiyorum. Makyaj masası mı? Bu yaşta. Anne karışma sen. Ben kurnalam gibi makyaj yapacağım. Karışma sen. Buradasın tamam, ustalar burada, bağırma. Bağırma o zaman anne. Ondan sonra amca buraya da yaflar koydurmak istiyorum. Çünkü şuradaki oyuncaklarımı oradaki yaflara koyacağım. Ondan sonra buradaki aynayı değiştirmek istiyorum. Bir de şu pufun yerine bir tane sandalye istiyorum. Bir de şuraya bir tane ışık istiyorum. Bir de şu perdeleri kaldırmak istiyorum. Bir de şu duvardaki yıldızları kaldırmak istiyorum. Bir de duvar kağıtlarının rengini değiştirmek istiyorum. Pudinç kardeşim, senden de çok şey istiyorsun. İsterim tabii Nikiliş. Pudinçler King'in ödesi burası. Güzel ölmeli. Tapikçilerimizin görmesi için. Bu kadar üstten. Başka bir şey yok. Çocuk o kadar hızlı konuştu ki fiyatı söyleyemedik. Pudinç kızım, bizi niye köşeye fırlattın? Tamam küçük hanım, siz hiç merak etmeyin. Biz tam dediğiniz gibi cillop gibi bir oda yaparız size. Teşekkür ederim. Civcivler, biz ustalara söyledik odamızı nasıl yapacaklarını. Çok güzel olacak odalarımız, değil mi Prudence? Evet. Evet o zaman bütün odalarda anlaştık. Biz zaten size nasıl istediğimizin son halini mesaj olarak atarız. Numaranızı almıştık. Ne zaman başlarsınız tadilata? Ablam vallahi yarın değil öbürsü gün gelir başlarız tadilata. Çok güzel. O zaman bu kadar. Ablam bu arada biz parayı peşin alıyoruz. Oğlum getir bakayım post cihazını. Ney? Hemen getiriyorum usta. Getirdim usta. Mila hanımefendiciğim. Şimdi biz sizin çocuklarınızın odası, o üst kat fayans mayans salıncak. Onların toplamı 120 bin TL. Parayı peşin alıyoruz. Ney? Sen kimi kazıklamaya çalışıyorsun birader? Evi mi alıyoruz, evi mi tadil ettiriyoruz belli değil. Ödemiyoruz biz bu parayı. Ödemeyeceğiz o kadar. Bir şey mi demiştin Kingciğim? Millie.